Sağlık kontrolüne ağız ve diş sağlığı ile devam ediyoruz. Özellikle çocuklukta ağız ve diş sağlığı öğreniliyor ve yetişkinlikte de bu alışkanlık devam ediyor. Konuğumuz uzman doktor Gökhan Yamaner, kendisi diş hekimi ve aynı zamanda endodonti uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ben girişte söyledim, çocuklukta kazanılan ağız ve diş bakımı çok önemli. Bu yetişkinlikte de ağız ve diş sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Çocuklarda diş sağlığına başlarken ne zaman çocuk muayeneye götürülmeli ve ağız ve diş bakımı ne zaman başlamalı? Evet, çocuklardaki ağız bakımı dişlerin sürmesiyle birlikte başlaması gerekir. Tabii bebek bahsettiğimiz, o zaman sorumlusu aile, ebeveyne birazcık daha şimdi konuşmak gerekiyor. Dişler her anda, yani çıktığı andan itibaren bakıma muhtaçtır. Yani biz bunu temizlemek zorundayız. Bu çocuklarda da böyledir, yetişkinlerde de böyledir. Ama alışkanlıkları çocukluk döneminde oluşturuyoruz. Yani davranış modelleri çocukluk döneminde yerleşiyor ve hayatınızın geri kalanı boyunca sürdürüle halde devam ediyor. Araştırmalarda 0-4 yaş arasının, ben hep her şekilde, her gittiğim yerde de söylüyorum, 0-4 yaş arasını çürüksüz geçirebilen bir nesil yetiştirebilirsek ileriki yıllarda çürük problemimizi önlemiş oluruz. En basitinde çocuk dişlenmeye başladıktan itibaren tabii ki çocuk bebeği alıp kimse doktora götürmek istemez. Ama çok basit pratik çözümlerle bunu çürüksüz halde getirmeye ilgili küçük bilgiler verebilirim size. Nasıl mesela? Karbonatla temizlemek aklıma geldi ama. En basiti bir temiz bir tülbentle, gazlı bezle, her eczane satılır. Akşamları her dakika değil, dişlerin üstünde bir plak oluşmasın diye özellikle ilk keserler çıktıktan sonra yaşta büyüdükçe daha fazla dişler sırayla çıkıyor. O vakit ufak ufak onları temizlemesini isteyeceğiz. Bu annenin çok basitlikle emzirme işlemini bitirdikten sonra, besledikten sonra onu yapabileceği bir şey. Ve onların üstlerini temiz bakması lazım. Bunun dışında en basiti, yani daha çok hani biraz da hataları da beraber konuşmak istiyorum. Geceleri biberonla mümkünse yatırmamalarını istiyoruz. Yani bu çocuk, ben uyanıyor her gece, her dakika ben bununla ilgilenemem deyip biberonla birlikte çocuklar uykuya bırakılıyor. O da biberon da tabii şeker, bütün gece tükürük akışı da duruyor, çocukta da duruyor. Ve bu zaman ne oluyor? O zaman çok hızlı bir çürük ilerlemesi oluyor. Aileler biberonu da almaz diye, onu hatta biberonun ucunu ya da emziği bala, pekmeze, işte reçele de bulayıp veriyorlar. Hata iyice büyüyor galiba. Tabii iş iyice çığırından çıkıyor. Yani şu anlamda çıkıyor. Çürüğe çok yatkın hale getirilmiş oluyor çocuğu. Bunun gibi pratik ufak birkaç daha bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Onun dışında mesela çocukların birazcık daha yaş büyüdükçe ek gıdalara geçiliyor. Ek gıdalarda aileler, ebeveynler alıyorlar ilk önce yemeğin ısısına ya da tadına bakmak için. Kaşığı alıp önce kendi bakıyor anne. Bu diyor, yemek ısısı oldu mu? Bunun tadı güzel mi? Sonra aynı kaşıkla çocuğa veriyor. Yani kendi ağzında. Bakteri transferi. Evet, yetişkinlerde bulunması gereken, yetişkinlerde görülen çok patojenik bakterileri çocuğa transfer ediyor. Ve ağızda da gece işte bir takım, İşte bizim yapılmasını tavsiye etmediğimiz ama bir şekilde toplumda yer etmiş işlerde geldiği zaman o çocukta bir değil birden fazla çürük oluşuyor. Ve bunun da tabii tedavisi ayrıca dediğim gibi aileye geri dönüyor. Onun için çocuklar bizim için çok önemli. Çünkü çocuğun kendi kendine dişini bakabilme şansı yok belli bir yaşa kadar. Neden yok? Hiçbir şey yoksa bu el hareketini, bu manipülasyonu yapamıyor. Çünkü kas becerisi buna yeterli değil. Davranış değişiklikleri anlamında da yine ailenin buna ön ayak olması gerekiyor. Yani bir oyun haliyle başlaması gerekiyor ilk önce. Yani ailenin, ebeveynlerin akşamları, yani çocuklar artık yürüdüğü konuşuyor, artık 4 yaşına 5 yaşına doğru gidiyoruz. Aileyi dişini fırçalarken banyoda babayı, anneyi kim görecek? Rol model aldığı kişileri. Evet, görecek. Bu aile, bu diş fırçalanıyor. Sonra benim önerim, eğer çocuk benimki fırçalatmıyor, bazı çocuklar işte aman dokunmuyor, onu oyuna çevirebilir. Yani nasıl yapabilir? Gel babacığım dersiniz, benim dişlerimi fırçala sen. Ben de seninkileri fırçalayayım. İşte alırsınız kucağınıza, o sizi böyle alır fırçayı boğazınıza sokar falan, biraz oynarsın. Ama siz o arada çocuğun dişini temizlersiniz. Sonra da mutlaka birazcık ortalığı kirletse bile müsaade edin onun fırçayı da eline verin, kendi de oynasın. Kendi dişleri. Yani bir manipülasyona başlasın. Yani bunun
O davranış değişikliği sonra bir gün yattığında bakacak ben bir şey eksik yaptım. Ya o çünkü alışkanlığa dönecek. Evet, alışkanlığa dönecek. Yani birçok sorunu dediğim gibi diş sorununuzun başında da ne zaman başlanır demiştiniz diş bakımına. Diş çıktığı anda itibaren başlanır. Ama tabii çocuk da o yeti olmadığı için yıllar ilerledikçe ebeveynin desteği sonra çocuk kendine devam eder. Devam eder. Evet, Gökhan Hoca'nın anlattıklarından hareketle söylüyorum. Bakın ağız ve diş bakımı ailede başlıyor, annede başlıyor. Kesinlikle daha hekime gitmedi çocuk Gökhan Hoca'nın anlattıklarından. Evde dişlerine sağlıklı bir şekilde bakmak mümkün. Ama bir gün muayeneye gitmesi gerekiyor. Evet. Özellikle diş hekimi korkusu olmaması için. İdeal yaş nedir acaba diş muayenesi için? Yani dişlenme sürecinde bunu bir ideal yaş olarak 2 yaşında çocuğunuz ya da 3 yaşında götürün demek... Yani bazen Türkiye gerçekleri içerisinde doğru olmayabiliyor. Hı hı. Kimse 2 yaşında, 3 yaşında çocuğunu alıp diş hekimine götürmüyor. Ama süt dişleri ağzında süt azı dişleri çıkmaya başladığında geçerken bir uğramasında fayda var. Doğru olan o. Hı hı. Yani bir hekimin bakması lazım. Tabii annelerin annenin takibi altındaki çocuklardan bahsediyorum. Hı hı. Ama onun dışında ağrısı var çocuk. Yemek yerken huzursuzlanıyor, gece uykudan uyandırıyor, dişini tutuyor, ağzını tutuyor. Bu zaman acilen gitmesi gelmesinde fayda oluyor. Hı hı. Tespit ettiğim bir başka konu da bazen anne babalar süt dişlerinin çürümesini çok da önemsemiyor. Acaba bu nelere mal olabilir? Tabii bu şimdi süt dişlerinin çürümesini önemsemiyor. Nasılsa altından yeniden diş gelecek diyor. Doğru, altından yeniden diş gelecek. Ama süt dişinin erken kaybında bu altından gelecek diş nereden gelecek? Asıl soru bu. Çünkü onun kökünü rehber olarak takip ettiği için alttan gelen daimi dişler nereden çıkacak? O zaman işte damaktan dişi çıktı, yok dudaktan dişi çıktı. Bütün dişler çarpık halde geliyor. Yani potansiyel bir ortodonti hastası haline çocuğu getirmiş oluyor. Çarpık diş. Evet. O da neye neden oluyor? İleriki dönemde daha iyi temizleyemeyeceği için bu çocukları, çocuk dişler çarpık. Araya gıdalar giriyor, gıdaları temizlemesi güçleşiyor. Bunu temizleyemeyeceği için ileriki yaşlarında da gençliğinde de çüre yatkın bir birey olacak. Bugün konuşacağımız konular arasındaydı. Diş teli tedavisi neden gerekir? Evet. Ben bir parça daha sonra sormayı planlıyordum ama tam burada girelim konuya. Diş teli tedavisi herhalde bu konuda çok birebir ağız ilişkili. Sağlığı için yani sadece kozmetik açıdan değil çocukluk diş döneminde. Sağlığı için yapılıyor. Tabii ortodonti hastalarının birçoğunun kaynağı çocukluk döneminde. Yani iskeletsel, genetik olarak aktarılmış bir çene darlığı, çene geriliği ya da ileride oluşu yok ise... Yine çocuk iniyorsunuz süt dişinize, süt dişi erken kaybı, arkadaki yani azı dişlerinin yer değiştirmesi, diğer dişlerin yerinin daraltması, çarpık çıkması. Diğer bir önemli husus da çocukların erken kayıplarında dişlerini ideal olarak sesleri çıkartamıyor. Çünkü dil ve dişle ses çıkıyor. Tabii ailelerde çocuklar bir de acımasız, birbirlerini çok acımasız eleştirirler. Bu konuşamıyor, bu şöyle. Dalga geçiyorlar birbirleriyle. O zaman da bu çocuğun psikolojisinin çok ciddi bir negatif etkilendiğini görüyorsunuz. Evet, hakikaten öyle. Bir dikkat ettiğim konu da aşırı şekerli beslenme düzeni ve tabii bu şekerin artık pek çok zararı olduğu gibi diş sağlığını da bozduğu artık kanıtlanmış bir gerçek. Doğru. Beslenme ve çocuklarda diş sağlığı arasında nasıl bir ilişki var? Sizin kullandığınız gıdalar da tükürükle eriyebiliyor mu, eriyemiyor mu? Bu bir asıl beslenmede bakılması icap eden bu. Yani şeker dediğimiz ya da yapışkan çikolatalı gıdalar tükürüğün eritebildiği gıdalar. Esasında asıl bakılması gereken şey nişastalı ürünler, işte ekmek vesaire. Bunlar diş aralarına girdiği zaman çocukların dişleri aralıklıdır genelde. Ama potansiyel bir ortodonti tel hastasıysa o zaman bu dişler birbirine çok yakın olur. Yani çocuklar bunu temizleyemez. Yani çocuğun diş ipi yapma imkanı yok. O zaman çok hızlı bir şekilde yine çürüğe neden oluyor. Ve yine kar topu gibi problem başlamış oluyor. Aile ilgiliyse çocukların ağzıyla anne bakıyorsa burada bir renklenme oldu ya da madde kaybı başladı. Bir anormallik var. O zaman işte erken dönemde hekime müracaatın hem aileye hem çocuğa hem de ekonomiye bir katkısı olur. Sağlık kontrolünde ağız ve diş sağlığını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz endodonti uzmanı, diş hekimi, uzman doktor Gökhan Yamaner. Hocam beslenmeyi konuştuk, çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemini konuştuk. Ve yetişkinlere gelelim. Çevremde
çok sık karşılaşır hale geldim. İmplant yaptıran çok fazla insan var. Evet. Acaba bazı dişler gereksiz yere çekiliyor olabilir mi? Diş çekilmeye nasıl karar verilir ve ne zaman çekilmelidir diş? Şimdi ben şöyle bakıyorum. Diş çekimi bir tedavidir. Hı hı. Yani dişten kurtulmak değildir. Diş hekimi eğer bir dişin çekimine karar veriyorsa genel vücut sağlığınızı tehdit ettiğini düşünüyordur. Ya da diğer dişleri tedavisini tehdit ediyordur ya da sizin çiğneme fonksiyonunuzu bozacağını düşündüğü için o dişin ağzınızdan uzaklaştırılmasını sizin sağlığınızı korumak için öneriyordur. Yani diş çekiminin bir tedavi olduğunu kısaca söylemek istiyorum. Burada diş çekimi ne zaman gerekiyor? Yani bazen endikasyonları birçok anlamda koyabiliyoruz. Ben endodontistim. Bir dişi, şimdi sizin de hep halk arasında da var. Ben dişim ağrıyor, diş çekilir ya da işte bazen kliniğe de geliyorlar insanlar. İşte ben dişimi çektirecektim diye. Sonra düşünüyorsunuz. Kendi teşhisini kendi koymuş biçimde geliyor. Kendi teşhisini tedaviyi de planlamış. Biz yalnızca hizmet almaya geldik. Şimdi evet, diş çekimi gerekliyse yapılan bir şey. Ama ondan önce yapılması gereken ya da yapılabilecek birçok tedavi var. Bunların başında işte eğer diş çekimini konuşuyorsak ileri bir problem vardır diye söylüyorum, düşünüyorum. Ve o zaman kanal tedavisi konuşmamız gerekir. Kanal tedavisi, ideal bir kanal tedavisinden sonra o dişi tekrar restore edebilir miyiz, edemez miyiz? Asıl ikinci mesele o. Uzman doktor Gökhan Yamaner'le ağız ve diş sağlığını konuşmaya devam ediyoruz. Kendisine bir sorum daha var. Özellikle dişler estetik açıdan da görünümümüzü çok büyük etkileyen bir bölge. Dişlerin sararmasını önleyebilir miyiz diye soracağım. Sağlık kontrolünde ağız ve diş sağlığını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz endodonti uzmanı, diş hekimi, uzman doktor Gökhan Yamaner. Hocam reklama gitmeden önce sormuştum. Dişlerin sararması özellikle kozmetik açıdan, estetik görünüm açıdan pek çok insanın muzdarip olduğu bir sorun. Acaba dişlerin sararmasını önleyebilir miyiz? Çay ve kahve içmek buna yol açan etmenlerden biri olarak söyleniyor ama çay ve kahveyi keserek bunu yapmak mümkün mü? Tabii çay, kahve, sigara ve benzeri tütün ürünleri dişlerde boyamaya neden oluyor. Bu gerçek. Yaş ilerledikçe de dişlerde doğal bir sararma oluşuyor. Yani dişin içindeki dentinin rengi koyulaşıyor. Dişin üzerindeki mine de şeffaf, çok basitçe. Yıllar önce dişlerim daha beyazdı diye düşüneceksiniz. Bu normal. Yani saçın beyazlaması gibi bir şey. Dişin sararması da yıllarla ilerliyor. Peki bununla yaşamak zorunda mıyız? Hayır. Bununla ilgili de bir takım tedaviler var. Yani dişin beyazlatma dediğimiz bleaching diyoruz. Bu işlem yapılabiliyor. Bunu endikasyonunu yine yani hangi vakaya yapılması gerektiğine hekim karar vermesi gerekiyor. Ciddi kontraindikasyonları var. Yani uygun olmayan hastalara yapılmaması gereken bir işlem. Diş eti probleminiz varsa yapılamaz, hamileyseniz yapılamaz vesaire. Bunu mutlaka profesyonel bir gözün görmesi gerekir. Yani marketlerde satılır, al beyazlatır, al onu. Ben bunlara buradan çıkış için söylüyorum. Çok doğru bulmuyorum. Ama şunu bir gerçek, sarı renkteki dişler beyazlatılır mı? Evet, beyazlatılır. Bunu evde de yapma imkanımız oluyor, ofiste de yapma imkanımız oluyor. Yani profesyonel anlamda vakit darlığınız varsa, ağız yapınız da uygunsa biz sizi bunu 45 dakikada beyazlatabiliyoruz. Yani bir muayeneden bu hizmeti satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle bir vaktiniz yoksa evde de yapabileceğiniz bir metodolojisi var. Ama bunun en başında mutlaka bir hekimin görüp sizin beyazlatmaya uygun musunuz, değil misinizin karar verilmesi gerekiyor. Anladım. Bazen sizin için ağzınız sağlıklı olabilir ama ışıkta baktığınızda hipomineralize alanlar olabilir. Yani minenin kalitesinde problemler olabilir. O beyazlatma ajanları o zaman işte doğru yerde kullanmadığınız vakit o zaman zarar vermiş olursunuz dişinize. Ya da diş eti hastalığınız vardır, siz farkında değilsinizdir. Dişinizin rengini kozmetik anlamda açmaya çalışırken yani onu da hak veriyorum. Yani yüzün bir parçası, evet, estetiğin bir parçası dişler. Bunun da beyaz gözükmesi estetik kabul edildiği için ona yöneliyor. Biz de bunu kabul ediyoruz ama buna sizin uygun olup olmadığınızın, dişin sağlığının mutlaka bir hekimin kontrolünde ilerlenmesi gerekir. Dişinin sarıyla kalması evet bir neden? Yaşını, kahvenin, tütün ürünlerinin getirdiği boyamalar. Bunlar ise, bunlar temizlenebilir. Yani bu çok basit bir şey. 10 dakikada temizleyebiliyoruz. Ama dişin renginin artılması, yani sarının kaynağı eğer boyalanmaysa, boyanmaysa, onu bir fırçayla daha kuvvetli ve aşındırıcı yüksek bir patla temizleyebiliyoruz. Ama dişin
rengi değişmişse, o zaman rengin artılması işte bleaching işlemi, o zaman iyi derin bir inceleme, bir hekimin detaylı bakması gerekiyor. Evet. Mutlaka hekim kontrolünde diye. Evet, kesinlikle. Son olarak bitirelim. Evet, sağlık kontrolünün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Uzman doktor, endodonti uzmanı ve diş hekimi Sayın Gökhan Yamaner bugün bize ağız ve diş sağlığı konusunda çok önemli bilgiler verdi. Özellikle çocukların diş sağlığı konusunda kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sağlık kontrolünün bu haftalık sonuna geliyoruz. Bugün diz ve kireçlenme tedavisiyle başladık. Bahar alerjilerini konuştuk ve diş sağlığıyla da sona geldik. Yeniden görüşünceye dek herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Ben Sinan Kunter. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.